Değerli izleyicilerimiz, bugün stüdyo konuğumuz Orsam Orta Doğu uzmanı Bilgay Duman. Irak ve Suriye'de yaşanan gelişmeleri ve DAEŞ'le mücadele konusunda atılan son adımları konuşmak istiyoruz. Bir diğer başlığımız Yemen olacak. Fakat ilk olarak Irak ve Suriye'de DAEŞ'le mücadele konusunda alınan mesafeye dair haberimizi izleyelim. Konuğumuzla konuşmaya başlıyoruz. Hoş geldiniz Bilgay Bey yayınımıza. Suriye ve Irak'ta artık yaşanan gelişmeler bizim için günün sıradan gelişmeleri olarak algılanır hale geldi. Bu iyi mi kötü mü çok değerlendiremiyorum ben. Ne dersiniz? Artık aslında bu kötü, DAEŞ'le ilgili gelişmeler hayatımızın bir parçası mı oldu? Evet, aynen öyle oldu. Yani insanların buna alışkanlık kazanıyor olması, terör örgütünün yaptıklarına alışkanlık kazanıyor olması kötü bir şey aslında. Bu bir anlamda IŞİD'i de meşrulaştırmış oluyor insanların gözünde. Yani artık insanlar IŞİD'in yaptıklarına karşı tepki vermez hale geliyorlar. Çok doğru. Ve bir anlamda nitekim kabul edilmiş oluyor. Aslında bu tepkilerin giderek artması gerekiyor tam tersine ama Irak'ta da Suriye'de de IŞİD'e karşı ilerleme yavaş yavaş da olsa devam ediyor. Bakalım mı ne tür gelişmeler yaşanıyormuş? Haberimizi izliyoruz efendim. Irak Savunma Bakanlığı, ordu birliklerinin Tikrit şehir merkezine ilerlediğini açıkladı. Çatışmalarda 26 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Tikrit'in başkanlık sarayları bölgesinde hava bombardımanı sonucu 20 teröristin öldürüldüğü, ayrıca Tikrit'ten Anbar'a kaçmaya çalışan 25 teröristin güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi. Tikrit'te Şişin bölgesi de güvenlik güçlerinin kontrolüne geçti. Öte yandan İran, Amerikan güçlerine ait bir insansız hava aracının düzenlediği saldırıda iki askeri danışmanın öldüğünü iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri ise saldırıyı yalanladı. Suriye'de de iç savaş sürüyor. Esed güçleri İdlib'i muhaliflerin elinden geri almak için büyük bir saldırıya hazırlanırken başkent Şam'a düzenlenen havan topu saldırısında bir kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Esed güçleri İdlib'i havadan bombalamayı sürdürüyor. Esed güçleri saldırılarda klor gazı da kullandı. Klor gazı saldırısından etkilenenlerin görüntüleri yayınlandı. Ayrıca İdlib'in muhalifler tarafından ele geçirilmesinin ardından çok sayıda tutuklu da serbest bırakıldı. Muhaliflerin şehre girmesi ve tutukluları serbest bırakması sevinçle karşılandı. Kuveyt'te düzenlenen Birleşmiş Milletler Suriye'ye Yardım Konferansı çalışmalarına başladı. Kuveyt emiri Suriyelilere $500 milyon yardım yapacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri de konferansta $507 milyon yardım sözü verdi. Kuveyt'teki konferansta $5.5 milyar Suriye'ye komşu ülkelere sığınan mülteciler için ve $2.9 milyar Suriye'de yerlerinden olanlar için olmak üzere toplam $8.4 milyar bağış toplanması hedefleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon konferansta Suriye'de 5 kişiden 4'ü yoksulluk ve acı çekiyor dedi. Konferansta Türkiye'yi temsilen Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz katılıyor. Suriye konferansını konuşacağız ama ilk başlığımız Irak. Bilgay Bey, Tikrit tamamen ele geçirildi diyebilir miyiz? Yani şu an neredeyse %90'ı ele geçirilmiş durumda Tikrit'in. Dün itibariyle Irak Başbakanı Abadi Irak bayrağını valiliğe çektiklerini söyledi. Zaten bununla ilgili görüntüler geliyor. Çok az bir kısmı kaldı. Oranın da aşılması bekleniyor kısa zamanda. Ancak tabii Tikrit operasyonu hani her şeyin bittiği anlamına çok gelmiyor doğru. Irak'ta. Daha önemli meseleler var. Özellikle Anbar ve Musul'da yoğunlaşan bir IŞİD yapısı var. Tabii kuzeye doğru ilerlerken Beyci var. Halen Beyci'de ciddi sıkıntı var. Tikrit'in kuzeyinde ve Kerkük'e yakın bölgede. Kerkük'ün güneyindeki bölgeler var. Özellikle Havice ilçesi ki şu ana kadar hiç girilemedi oraya ve Kerkük'ün etrafındaki işte birkaç noktada Molla Abdullah bölgesi, Tel Elvert bölgesi, Taze Urmatu'nun hemen arka tarafı tamamen halen IŞİD'in kontrolü altında. Peki Bilgay Bey, Tikrit'te şu anda bir yaşam olduğunu söyleyebilir miyiz? Yoksa diğer alanlarda da gördüğümüz gibi hava bombardımanıyla ve çatışmalar nedeniyle yerle bir edilmiş bir bölgeden mi bahsediyoruz? Yani öyle çok güçlü bir hava saldırısı yapılmadı açıkçası. Bunu da sorduğunuz iyi oldu bence. Çünkü Iraklı
IŞİD'le mücadele eden taraflar, yani hem Haçlı Şabi denen işte bu Şii milislerin içerisine yer aldığı oluşum, onunla beraber Irak polisi ve Irak ordusu çok güçlü bir operasyon yaptı. Operasyon bildiğiniz gibi çok uzun sürdü aslında. Evet. Neredeyse bir aya yakın sürdü. 1 Mart'ta başlatmışlardı. Neredeyse 1 Nisan'a kadar Tikrit geldi. Tikrit ne kadar bir bölge ki bir ay süren bir operasyondan bahsediyoruz. Aslında Tikrit sonradan oluşturulmuş bir şehir. 1976'da oluşturuluyor şehir. İşte Kerkük'ten, Diyala'dan, işte Musul'dan ve Anbar'dan parçalar alınarak oluşturulmuş bir şehir. Aslında çok küçük bir şehir Tikrit. Tikrit'in merkezi de nispeten daha küçük. Tikrit daha çok yerel, yani ölçekli olarak ilçelerden oluşan bir yapı. Tikrit merkezi ancak çok kapalıydı. Yani etrafının tamamen Sünnilerle çevrili olması, Şiilerin çok az yaşıyor olması, IŞİD'e verilen yerel desteğin devam ediyor olması IŞİD'e girmeyi zor Tikrit'e girmeyi zorlaştırdı. Ancak tabii Irak ordusu ve Haçlı Şabi yapısı oldukça güçlü bir operasyon düzenledi oraya. Yani 20 ila 30 bin arasında değişen rakamlar konuşuldu. Operasyon sayısı anlamında. Biz hep şunu söylüyorduk, yani hava operasyonları olmadan Tikrit'te veya başka yerlerde IŞİD'e karşı ilerleme sağlamak çok zor oluyordu. Ancak bir nebze olsun Tikrit'te bunun biraz olsun kırıldığını gördük. Özellikle ilk etapta Tikrit'in dış ilçeleri olan işte El Boacil, El Alem kasabalarının özellikle bu bölgelerde yaşayan Sünnilerin de dahil olduğu operasyonlarla başarılmış olması aslında pek çok şeyi gösterdi. Yani özellikle Sünni desteğini sağlaması ve Sünnilerin verdiği mücadelenin, IŞİD'e karşı verdiği mücadelenin işte Irak hükümetine katkı sağlaması çok önemli. Biz hep bunu söylüyoruz. Tabii Türk yetkili makamlar da bunu oldukça dile getiriyor. Yani Sünni Arapları, Sünnileri bir şekilde bu işte sürece dahil etmek gerekiyordu. Çünkü nitekim aldıkları yerel destek çok önemli. Biz aynı şeyi Afganistan'da da yaşamıştık. Yani Taliban'a, El-Kaide'ye yerel destek kesilmediği müddetçe oraların tam olarak kazanılması mümkün değil. Yani çünkü siz bir operasyon yapıyorsunuz, arkanızı dönüyorsunuz. Aynı şekilde destek sürdüğü müddetçe yerelden beslenen bu tarz örgütlerin çok daha aktif etkili olduğunu biliyoruz. Tabii biliyorsunuz, yani terör örgütlerinin iki türlü desteği var. Bir iç destek var, bir dış destek var. Yani bu iki desteği kesmeden terör örgütlerini bitirebilmek de çok kolay olmuyor. Yani o yüzden yerel desteğin kesilmesi işi de yönelik olarak çok önemli. Diğer taraftan tabii dış destek söz konusu. Yani sürekli yabancı savaşçıları konuşuyoruz, dışarıdan IŞİD'e katılımları konuşuyoruz. Bu iki taraflı yürütülmesi gereken bir şey. Ama ben Irak'taki yerel desteği çok önemsiyorum açıkçası. Evet. Özellikle 2006 ve 2007'den sonraki süreçler dikkate alındığında bunun önemi çok daha fazla belli oluyor. Bildiğiniz gibi 2007'de Amerika strateji değişikliğine gitmişti. Çünkü 2006'da yaşanan mezhep savaşları, işte Amerika'ya karşı artan direniş, ki o işte 2004'ten 2005'ten sonra o Felluce direnişi hep akıllardadır. Anbar'da yaşanan olaylar akıllardadır. Bakuba, El-Kaide'nin merkezi olarak hep akıllardadır. Amerika strateji değişikliğine giderek daha önce görüşmem dediği işte direniş gruplarıyla masaya oturarak Sahwa adıyla işte o direniş örgütlerinin anlaşarak onlara silah ve para yardımı yaparak bir yapı oluşturdu. Evet. Ve bu yapıyla El-Kaide'deki yerel desteği kesti ve kendisine ek olarak oluşturduğu bir savaş gücü ortaya çıkarttı ki nitekim ancak Sünnilerin El-Kaide'ye karşı direnmesiyle El-Kaide Irak'ta bitirildi 2010'a kadar. Doğru. Bunlar daha sonra Irak merkezi hükümetine devredilmişti. Ancak çok başarılı bir geçiş süreci olmadı açıkçası ki bugün yeniden bu yerel desteğin arttığını görüyoruz. Galiba aslında yapısal olarak da bana göre bu işin çözülmesi lazım. Demek ki Irak'ta ve Orta Doğu'nun genelinde haklarının gasp edildiğini, yeterince temsil edilmediklerini ya da yanlış temsil edildiklerini düşünen bir Sünni azınlık da var. Çok doğru. Sünni bir grup da var. Bir yandan yerel desteği kesmeye çalışırken bir yandan da aslında yapısal olarak bu insanlar ne talep ediyorlar da bu kadar aşırı uçlara destek veriyor da sormamız gerekiyor yani diye düşünüyorum. Bunu şununla da bağlamak gerekiyor. Yani sadece hani Sünniler açısından söylemek belki yanlış olur. Bugün de mesela Yemen'e bakıyorsunuz. Yemen'de de Şii Husiler baş kaldırmış durumdalar hükümete. Hükümetin karşısında bir pozisyon alıyorlar ve hükümetin kendilerine baskı yaptığını düşünüyorlar. Evet. Yani burada aslında önemli mesele katılımcı demokrasiyi sağlayabilmek. Evet. Her grubun ulusal önceliklerini, yani her grubun azami çıkarlarını sağlamak çok mümkün olmayabilir belki. Ancak en azından temel düzeydeki çıkarların sağlanması, temel düzeydeki hakların verilmesi bu anlamda yeterli olacak. Ancak Irak'ta da gördük, işte Suriye'de de yaşıyoruz. Yemen'de de belki aynı problem söz konusu olabilir. Azınlık grupların ya da iktidardan uzak kalan grupların, siyaset dışı kalmış grupların haklarının verilmediği ya da
çıkarlarının tam anlamıyla sağlanamadığı bir ortam var. Nitekim özellikle 2010'dan sonraki Maliki hükümeti döneminde Sünni Araplar üzerinde ciddi bir baskı vardı Irak'ta. Evet. Bunu biliyoruz. İşte Tarık Haşimi'ye, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi'ye yönelik işte çıkartılan tutuklama kararı ve ardından idam kararı ki 5 tane idam kararı verildi. Daha sonrasında Türkiye'ye kaçmıştı ki bu da bizim için büyük bir sorun oldu bence. Diğer taraftan Irak Maliye Bakanı Rafi Sahibi vardı geçtiğimiz dönemde. Anbar'da onun aşirete yönelik yapılan bir operasyon vardı ki Sünnilerin en büyük tepki gösterdiği operasyondu. Iraklı aşiretler, Sünni aşiretler Irak hükümetle çatıştılar. Yani bu baskı iyi sonuç vermiyor ki bence Musul'un düşmesinin en büyük nedenlerinden de bir tanesi buydu. Çünkü Irak ordusu ve Irak hükümeti Musul üzerinde ciddi bir baskı yaratmış durumdaydı. Musul'un işte yerel kaynaklarının temini anlamında sıkıntılar vardı. Yani bütçeden Musul'a tam anlamıyla bir pay aktarımı yapılmıyordu. Diğer taraftan hizmetler doğru şekilde işlemiyordu. Yerel yönetimde bunları sağlamakta yetersiz kalıyordu. Tabii diğer taraftan ordunun işte hükümet üzeri ordunun yereldeki Sünni Araplar üzerindeki baskısı da işte bugün radikal son derece radikal olan bir terör örgütü olan IŞİD'e desteğe yol açtı. IŞİD yapısı aslında hani bugünün yapısı değil. Bunu daha önce de konuşmuştuk. IŞİD 2003'ten sonra zaten Irak'ta var. Yani başka isimlerle var. Bir şekilde işte radikal unsur olarak ortaya çıkmış durum. Musul'da, Anbar'da, Selahaddin'de, Diyala'da Sünni Arapların zaman zaman eğilim gösterdiği kişiler olmuş bunlar. Yani bunlar tamam dışarıdan gelen yabancı savaşçılar var ama büyük bölümü de içerideki insanlardan oluşuyor. Peki Mikael Bey, şimdi Tikrit ele geçirildi. Her ne kadar normal bir şu anda yaşamdan söz etmezsek çünkü bir aylık bir operasyon, evet, büyük bir operasyon. Bundan sonraki adım muhtemelen Musul. Daha önceki bir adım olma ihtimali var mı? Var. Ben Musul'u en son adım olarak düşünüyorum. Tamam. Yani Musul'u kurtarmak yani diğerleri kadar kolay olmayacak. Bundan sonraki adım ne olur? Şimdi iki bölüm kaldı açıkçası. Bir Kerkük'ün güneyi kaldı. Evet. Kerkük'ün güneyinde Havice ve Beyci bölgeleri var. Şimdi burada Irak ordusunun ve IŞİD'e karşı mücadelede yapılması gereken en önemli şey bence IŞİD'in iletişim hatlarının kesilmesi. Yani lojistik destek hatlarının kesilmesi. Çünkü buradaki yapılan şey genellikle IŞİD'in mobilize güçlerinin pek çok alana kaydırılmasıyla sağlanıyor. Bu bence çok önemli. Çünkü aslında yereldeki unsurlara bakıldığında yani mesela bugün Telefer'de IŞİD hakim ve IŞİD'in kontrolü var. Ama oradaki IŞİD mensupları dışarıdan gelen yabancı savaşçılar falan değil. Oranın kendi yerel halkı. Diğer taraftan Musul'da da aynı şekilde. Yani Musul'un kontrolü tamamen IŞİD'de değil. Orada gruplar arasında da bir ciddi bir sıkıntı var. Bu da aslında operasyonun daha zorlaşması anlamına geliyor. Çünkü alanı çok iyi bilen, bütün püf noktalarına çok hakim insanlardan bahsediyor. Aynen öyle. Çok doğru. Yani bugün Tikrit'te de aynı problem yaşandı. Diyala'da da aynı problem yaşandı. Anbar zaten hani sadece 2014 sonrası değil, 2013'ten itibaren zaten IŞİD'in çok yoğunlaştığı bir yerdi. Yani o yüzden hani bu yereldeki grupsal paylaşımı da dikkate almak gerekiyor. O nedenle hani Musul operasyonu ne hani Anbar operasyonu belki Tikrit kadar da kolay olmayacak. Tabii lojistik o nedenle lojistik destek hatlarının kesilmesi gerekiyor. İran bu operasyonlara da katılır mı, destek verir mi? Mutlaka katılacak. Yani İran artık bu sürecin yöneticisi konumuna geldi. İran Devrim Muhafızları komutanı, Kudüs ordusunun komutanı Kasım Süleymani'yi Tikrit operasyonunda da gördük. Ki zaten ilk kez İran'da resmi olarak bir komutanını oraya gönderdiklerini açıklamıştı. Bir de çok ünlü ve namlı bir komutanı. Zira belki sizin gibi Orta Doğu çalışanlar hakimdir ama komutanın ismini artık tüm dünya bilir hale geldi bu Tikrit operasyonu vesilesiyle. Aynen. Türkiye'nin katılımı ile ilgili de çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Irak merkezi yönetimi Türkiye'nin bu işin içerisinde mutlaka olması yönünde bir tavır sergiliyor. Ve açıklamalarını da sanki Türkiye bu sürecin içerisinde yer alacakmış şeklinde yapıyor ama Türk Dışişleri Bakanlığı da bu konuda doğrudan bir müdahale olmayacağını söylüyorlar. Yani bence de en doğrusu olacak. Çünkü Türkiye bugüne kadar bölgedeki hiçbir çatışmanın tarafı olmadı. Hı hı. Suriye'de muhalefete destek verdi. Ama Suriye politikasında da biraz olsun sıkıntıya da düşmedik değil. Evet. Onu da söylemek gerekiyor.
Bu anlamda özellikle çatışmaların tarafı olmak Türkiye'deki dış politika anlayışının bence biraz tersi durumu arz ediyor. O nedenle Türkiye bölgede istikrarı destekleyen ve istikrar üzerine hareket eden bir ülke. Çatışmaların hiçbir tarafı olmadı. Ben zannetmiyorum ki olası bir Musul operasyonunda Türkiye doğrudan bir müdahil pozisyonuna gelmeyecek. Aslında çok doğru bir soru sordunuz. Yani Kasım Süleymani ve İran etkisini konuşurken Irak'ı da biraz bu anlamda değerlendirmek lazım. Ben iki hafta önce Irak'taydım. Bağdat ve Irak'taki güney bölgelerini ziyaret etme imkanım oldu. O bölgelerde biliyorsunuz daha çok Iraklı Şiiler yaşıyor. Evet. Şöyle bir algıyı görmeye başladım. İran'ın Irak üzerindeki bu denli etkinliğinden bir kısım milliyetçi Iraklılar, Şiisi ve Sünnisi dahil olmak üzere biraz rahatsız olmuş durumdalar. Bence bu önemli bir algı. Çok önemli bir algı. Çünkü yani şöyle bir durum var. Bugün Orta Doğu'da işte vekaleten savaşlar denen işte proxy war yaşanıyor. Vekaleten savaşları şu an İran Irak üzerinde yapıyor. Suudi Arabistan Suriye üzerinde yapıyor. Yemen üzerinde yapıyor. Şimdi Iraklıların algısı şu yönde doğru dönmeye başlamış. Ya İran bizi yönetiyor. Tamam, İran destek veriyor. Ancak İran parasıyla, silahıyla Irakların ölmesine sebebiyet veriyor. Yani İran kendi güvenliği için bunu yapıyor. Yoksa Irak'ın hani sağ salim kurtulması ya da Irak halkının kurtuluşu için yapmıyor gibi böyle bir algı oluşmaya başlamış. Bence bu algı çok önemli. Belki yani İran'ın artan, bölgede artan ve gözle görülür şekilde artan, hatta Cumhurbaşkanı da bu yönde bir açıklaması vardı. İran bölgeyi domine etmeye çalışıyor diye. Evet. Artan etkisinin önündeki en büyük etken aslında o ülke vatandaşlarının İran konusundaki bu tavrı olacak. Yoksa halde gerçekten İran'ın bölgede önlenemez bir etki alanına geliştirme faaliyetleri var. Türkiye dahil olmak üzere bölgedeki diğer devletler de bu süreci yakından takip ediyorlar. Irak'la ilgili son sorum Türkmenlerle ilgili olacak. Tikrit operasyonu bazı köylerin kurtulmasına Beşir başta olmak üzere Türkmenlerin de Türkmen silahlı gücünde etkili olduğunu biliyoruz. Diğer adımlarda da Türkmenlerin aktif şekilde rol almasını bekliyor musunuz? Şimdi Türkmenler çok mobilize olarak hareket etmiyor. Türkmenlerin burada tek yapmaya çalıştığı şey kendi mahallelerini, kendi evlerini, kendi köylerini, kendi ilçelerini korumaya çalışmak. Aynen öyle. Sadece Haçlı Şabi yapısı içerisinde destek aldıkları için Haçlı Şabi yapısı içerisinde yer alıyorlar. Ancak kendi alanlarını korumaktan başka bir tavırları yok. Yani bir savaş pozisyonunda değiller diğer kesimler gibi. Onların sadece yapmaya çalıştığı şey kendilerini korumak. Biliyorsunuz Irak'ta tek belki de silahsız halk, korumasız halk Türkmenler. Tek milis grubu olmayan, tek gücü olmayan Türkmenler. En açık Türkmenler hedefi onlar. Aynen öyle ki bugüne kadar yapılan operasyonlara bakıldığında genellikle Türkmen bölgeleri olduğunu gördük. O yüzden Türkmenler kendilerini korumak adına bu Haçlı Şabi yapısı içerisinde yer alıyorlar. Söylediğiniz gibi Beşir bir Türkmen köyü ve Türkmen köyünün kurtarılmasında önce oldular. Bu işte ilginç olan noktalardan bir tanesi de şuydu. Sadece Haçlı Şabi yapısı içerisindeki, yani bu milis grupların oluşturduğu yapı içerisindeki Türkmenler değil, onun dışından pek çok halktan kesim de eline silah alarak Türkmen köylerinin kurtarılması için çatışma alanlarına gitti. Arabalarla taşındılar, kamyonlarla taşındılar. Bunların hani fotoğrafları, işte görüntüleri paylaşıldı. Evet, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Bence bu çok önemli. Yani hep şu konuşuluyor. İşte Türkmenler birliklerini sağlayamadılar. Türkmenler bütünlüklerini sağlayamadılar. Bu durum gösteriyor ki bir tehdit durumunda, bir toplu mücadele durumunda, Türkmen kimliği mücadelesi durumunda Türkmenler pekala birleşebiliyor. Hiçbir mezhepsel ayrım gözetmeden, hiçbir bölgesel ayrım gözetmeden. Çünkü Türkmenler de bu konuda ciddi şikayetçiler. Evet, evet. Mezhepsel anlamındaki farklılıklarını zenginlikleri olarak görüyorlar ve bunun, bu ayrımın Türkmenleri bölmek için bir araç olarak kullanması en büyük çok rahatsızlıktır. Doğru, çok doğru. Burada şunu belki söyleyebiliriz son nokta olarak. Yani ben pek çok kez Irak'a gittim. Orsam pek çok kez Irak'a gitti. Burada her birimiz şunu gördük ki Türkmenlerin tamam mezhepsel ayrımları var ama Türkmen kimliği her zaman ön planda. Buna dikkat etmek gerekiyor. Irak konusunu bu sözünüzle kapatalım. Kuveyt'te düzenlenen Birleşmiş Milletler'in Suriye'ye yardım konferansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu yardım kimi barındırmaya yönelik bir yardım olacak? Bu üçüncü yapılan yardım konferansı. Üçüncüsü de yine Kuveyt'te yapılıyor. Kuveyt önce olmuştu ve Birleşmiş Milletler'e destek veriyor. Daha önceki yapılan konferanslarda daha nispeten az miktarlarda bir yardım kampanyası düzenlendi. 1,5 milyar dolar, daha sonra 2,4 milyar dolar ve son yapılan bu toplantıda da 8,4 milyar dolar
planlanıyor. İnsani yardım. İnsani yardım tamamen. Bunların yaklaşık 3-3,5 milyar doları yurt dışında yaşayan, yani Suriye dışında yaşayan Suriyeliler için ayrılacak. 5 milyar doları da Suriye içerisinde sıkıntıya düşen işte Suriyeliler için dağıtılacak, ama hani bunların organizasyonu çok zor. Özellikle Suriye içerisindeki dağıtımı çok zor olacak. Bunu kimle organize edeceksiniz? Yani Suriye yapısı o kadar bölünmüş durumda ki, ya bir tarafta rejim var, bir tarafta IŞİD var, bir tarafta Nusra var, bir tarafta Özgür Suriye Ordusu var, bir tarafta PYD var. Yani ciddi bir dağılmışlık var. Tabii ki çok önemli hamleler bunlar. Yani bölgedeki insancıl algının artması anlamında çok önemli. Hiç olmazsa. Evet, çok önemli noktalar. Ancak tabii daha öncesinde hani bu insani drama yol açan sebeplerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bilgi abi, aslında Suriye içerisinde ciddi bir insanlık dramı yaşanıyor. Fakat ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin sığındığı ülkelerde de ciddi sosyal, siyasal ve ekonomik sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. Türkiye başta olmak üzere ve diğer Orta Doğu ülkeleri olmak üzere. Bu yardımdan bu ülkelerde pay alabilecekler mi? Çünkü Birleşmiş Milletler elini taşının altına koymak konusunda çok yetersiz görüyorum. Hem yetersiz hem bence isteksiz biraz. Evet. Bu anlamda tabii dediğim gibi, yani 3 milyar 3,5 milyar doları yurt dışında yaşayan, yani Suriye dışında yaşayan mülteci pozisyonunda olan Suriyelilere dağıtılması planlanıyor. Eğer bu kadar miktarda toplanabilirse açıkçası, tabii bildiğiniz gibi Türkiye'de 2,5 milyona yaklaştı Suriyeli mülteci sayısı ve Türkiye tamamen kendi kaynaklarıyla bunu ilerletiyor. Irak'ta da neredeyse 1,8 milyona ulaştı Suriyeli mülteci sayısı, ama orada ciddi anlamda Birleşmiş Milletler'in bir katkısı durumu söz konusu. Ürdün'de var, Lübnan'da var. Biz Orsam olarak mültecilerle ilgili, Suriyeli mültecilerle ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Raporunuzu merakla bekliyoruz. Kısa süre yeni raporda geliyor. Açıklanacak. Yemen başlığına bakacağız ama öncesinde son gelişmelere dair haberimiz var. Onu izleyelim. Sonrasında birlikte olalım. Suudi Arabistan, Yemen üyelik hava saldırılarını bu ülke istikrara kavuşuncaya kadar sürdüreceğini duyurdu sayın seyirciler. İran, sorunun çözümü için Suudi Arabistan'la işbirliği yapabileceği mesajını verdi. Detaylarına bakalım. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullah, Yemen'de savaşan bütün taraflara görüşme masasına oturma çağrısında bulundu. Abdullah, Yemen krizinin çözümü için İran'la Suudi Arabistan işbirliği yapabilir dedi. İran'ın Suudi Arabistan'la temas kurup kurmadığı yolundaki bir soru üzerine Abdullah, deniyoruz cevabını verdi. Suudi Arabistan'ın saldırılarını derhal durdurmasını isteyen Abdullah, saldırıyı stratejik bir hata olarak nitelendirdi. Yemen'e yönelik saldırının sürmesi ülkede terör odaklarını güçlendirecektir. Saldırı bölge içinde büyük tehdit arz etmektedir. Abdullah bir başka soru üzerine de İran'ın krizin çözümü için bir önerisi bulunduğunu kaydetti. İran operasyonun başlamasından bu yana ilk defa Yemen'e insani yardım gönderdiğini duyurdu, ancak kargonun nereye indiği konusunda bilgi vermedi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud El-Faysal'sa savaşı kendilerinin başlatmadığını söyledi. Yemen'de istikrar sağlanıncaya kadar operasyonun devam edeceğini bildirdi. Pakistan Savunma Bakanı Kavaca Asif operasyona katılıp katılmama konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Riyad'a gitti. Pakistanlı bakan, Suudi Arabistan'ın egemenliğine yönelik tehdidin İslamabad'dan şiddetle karşılık bulacağını söyledi. Yemen'i konuşacağız şimdi. Bilgay Bey, Yemen'de vekalet savaşları devam ediyor dedik. Evet, evet. İran Suudi Arabistan'a yeşil ışık yakıyor. Sizinle görüşebiliriz, masaya oturabiliriz diyor. Ama bu bile başlı başına bana ilginç geliyor. Evet. Çünkü bir bağımsız, kendi toprakları olan bir devlet hakkında Suudi Arabistan'la görüşmeler yapabiliriz şeklinde bir açıklama var. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz Yemen konusunda Suudi Arabistan ve İran arasındaki bu mücadelenin sonu nereye varabilir? Tabii Yemen şunu gösteriyor. Yemen hiçbir zaman sadece Yemen değil. Yani Orta Doğu'daki her yapının dahil olduğu bir süreç görüyoruz şu an itibariyle Yemen'de. Tabii Yemen kendi stratejik konumu itibariyle de, yani pozisyonu, coğrafi konumu itibariyle de oldukça stratejik bir noktada. Bir tarafında Hint Okyanusu, diğer tarafında Kızıldeniz ve Basra Körfezi'nin batıya doğru geçiş alanı üzerindeki Aden Körfezi'nin tam üzerinde duruyor. Buradaki özellikle Babel Mendap Boğazı, ki Kızıldeniz'in Hint Okyanusu'ndan çıktığı nokta çok önemli.
Burada özellikle İran'ın zaten Basra Körfezi'ndeki kontrolünü biliyoruz. Diğer taraftan burada da bir kontrol sağlaması petrol üreten ülkeler açısından da ciddi sıkıntı. Sıkıntı. Mısır için, İsrail için, Lübnan için ciddi sıkıntılı bir coğrafya. O yüzden burası Suudi Arabistan'ın da tehdit algılamalarına yol açan bir coğrafya. Tabii buradaki mesele aslında yani Yemen sadece bugünün meselesi değil. Yemen 1900'lerin başından itibaren bölünmüş bir yapıya sahip ki ancak iki Yemen, iki farklı Yemen devletinin 1990'da birleşebildiğini görüyoruz. 1975'lere kadar... Birleşmemişler aslında. Evet, görünen evet. Tablo zaten gösteriyor onun, ki çok onun... böyle ucuna tutturulmuş bir yapı var. Aynen. Ve en ufak bir dış müdahalede patlayan bir süreç karşımıza öyle ki, şu an. Yani 1974'te 75'lere kadar İngiliz hakimiyeti var. Orada Rusların üssü var. Diğer taraftan 20 yıldır Amerikan askeri varlığı var. Yani sadece Yemen bölge ülkelerinin anlamında değil, uluslararası politikanın da merkezi konumuna gelmiş uzun süreler. Tabii aslında 2011'deki bu Arap Baharı denen ki ben hani Arap Baharı demekle imtina ediyorum genellikle halk ayaklanmaları dediğimiz süreçten önce de Yemen'de bir zaten kırışıklık bir ayaklanma var. 2004'te Husilerin lideri Hüseyin Bedrettin öldürüldükten sonra Husiler zaten silahlanmıştı ve İran'la ciddi yakın ilişki içerisindelerdi ki aslında Şiilik yapısına bakıldığında Zeydilik koluna bağlılar Husiler. Zeydilik de bu Şiiliğin en radikal kollarından bir tanesi. Doğrudan İran'daki dini lideri olan Hamane'ye bağlılık gösteriyorlar. O yüzden çok ciddi bir yakın ilişki var. Diğer taraftan da tabii Yemen'de sadece hani Sünni ve Şii yapısı yok. Diğer taraftan Selefilik de çok güçlü bir yapı ki Usama bin Laden'in asıl memleketi Yemen. Ve o yüzden Selefiliğin de çok güçlü bir etkisi var. 4000 kadar Daesh militanının Yemen'den aslında bu yapı içerisine girdiğine dair haberler var. 4000 çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Bey, Orta Doğu'nun en büyük silah ithalatçısı Suudi Arabistan Yemen'i evet, evet. daha ne kadar bombalayabilir? Yani şimdi burada işin sıkıntısı şu. Özellikle İran'a bakıldığında İran aslında kontrollü çatışmadan faydalanan bir ülke. Yani kontrollü çatışmaları kullanan bir ülke. Ancak bu iş artık o kadar derinleşmeye başladı ki kontrolsüz çatışmaya doğru gitmeye başladı. Bu kontrolsüz çatışma İran'a da zarar verebilir. O yüzden İran büyük zarar aynen verir. Öyle kesinlikle. Hani İran açısından düşündüğümüzde tabii bu çatışma Suudi Arabistan'a da zarar verecek. Burada tabii özellikle barış görüşmelerinin yapılmaya başlaması çok önemli. Biliyorsunuz aslında Mansur Hadi yani Yemen Cumhurbaşkanı Riyad'da görüşmeler yapalım demişti Husilere. Husiler kabul etmemişti. Daha sonra Doha'da yani Katar'da yapalım demişlerdi. Kabul etmemişti. Bunda uluslararası platformun da uluslararası aktörlerin de alacağı bence pozisyon çok önemli. Birleşmiş Milletler tek çözüm yolunun siyasi diyalog olduğunu söylüyor. Tabi bu anlamda yani Amerika'nın ve İsrail'in biraz olsun sessiz kalması da beni endişelendiriyor. Çok yani doğru. Burada bir farklı yapılanmanın ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. O yüzden buna hem uluslararası aktörler hem bölgesel aktörler daha dikkat etmeli. Dediğiniz gibi artık hani iş derinleşmeye başladı. Sadece Şii Sünni ya da işte Suudi Arabistan İran denklemi değil. Artık çok coğrafyalar ayrışmaya başlıyor. Doğru. Bu doğrudan bölgeyi ve sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'yi de çok yakından etkileyecek. O yüzden mutlaka diyalog çabaları geliştirilmeli. Çünkü bu bölgede hep birlikte yaşıyoruz. Kaderimiz ortak çizildi. Bundan sonra da kaderimiz ortak olacaktır diye düşünüyorum ben. Bütün istikrarsızlıklardan bütün bölgeyi ülkeleri etkileniyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gelişmeleri sizinle değerlendirmeye devam edeceğiz. Efendim bitiriyoruz. Dünya Bülteni ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Yarın saat 12'de sizleri TRT Havaz ekranlarına bekliyoruz. O zamana kadar hoşçakalın.